söyle Ebru. Ben 15 senedir evliyim. Bunu tüm dünya ailem biliyor ki evimde iş yapan bir kadınım. Temizliğimi dört ötük yapan bir kadınım. Üç çocuğu günlük yıkar mısın? Her gün yıkayan bir kadınım. O günü sabah tartıştığımızda tepsiyi attım, karakola gittim, şikayet ettim. Tekrar geri geldiğimde eşimi bulamadım. Aradım, eve geri girmek istedim. Bir şey olmaz dedim, eşimdir dedim. Ancak ne dedi bana? Ben dedi seni istemiyorum falan işte, küfürle falan etti. Hatta bende kaydı var. Ben öyle sabah gezen bir kadın değildim. Ebru, ben evde yemekleri, dolaptaki şeyleri döktüm, tabakları, çanakları bir şey bırakmadım. Hepsini kırdım, inkar etmiyorum. Ama ben eşime bir gün ütüsüz işe göndermedim. Bir gün eşimin lafından çıkmadım. Ama ben kötüymüşüm. İş yapmıyormuşum, çocuklarıma bakmıyormuşum ki madem. Madem ki benden önceki yaşadıkların aldığın isimleri söylemiyorum, anlatmak istemiyorum ama dile getireceğim yine de. Niye o zaman onlara sahip çıkmadın da niye benim arkama geldin? Niye seni seviyorum dedin, niye beni kandırdın? Niye benden üç çocuk yaptın o zaman? Sana söylüyorum. Şey yapmışsam niye benim arkama düştün? Niye ben peşime düştün? Soralım Ebru. Soralım hattımızda Rıdvan Bey. Efendim ablacığım. Şimdi siz Ebru'nun dediklerini duyuyorsunuz. Biz tabii ev görüntülerini gördük. Sonra oynama görüntülerini de gördük. Tamam ablacığım. Her şeyi gördük. Bir saniye ben artık şimdi benim akrabalarım ben konuşmayınca demişler ki ne ya Rıdvan başka zaman konuşuyor. Konuşmayı yapıyor da niye konuşmuyor acaba? Evet konuşun siz de. Şimdi ben konuşacağım ablacığım. Şimdi ben konuşacağım. Arkadaşlar akrabalarım. Ben yani demişler niye ciddi değil? Hani dün ciddi olmamış biliyor tamam, musunuz? Tamam Rıdvan Bey benim önce size ciddi bir sorum olacağım. Var. Rıdvan Bey ben hep size bir soru sormak istiyorum öncelikle. Siz Almanya'dan getirdiğiniz bir kadına Aksaray'da ev tuttunuz ve şu an birlikte yaşıyor musunuz? Ablacığım şu anda neredeyim biliyor musun? Neredeyim? Bir saniye. Hacı amca neredeyim şu anda? Söyler misin? Aynı şu an değil gece neredesiniz söyle. Gece? Burada evde evinde. Eviniz nerede? Kimin evi? Benim evimde ben beraberiz. Kimle? Komşusuyum buradan. Hayır, siz Hacı amca diktiğiniz zaman benim işte benim yanımda. Hacı amca neredesiniz? Aksaray'dayız. Aksaray'da başka bir kadınla mı yaşıyor bu Rıdvan? Başka bir kadınla yaşıyor. Öyle duyduk biz. Başka Almanya'da. Tamam mı? Nasıl bir kadın? Ben 5 yıl haç çekiyorum. Yanında bir tek başına mı yaşıyor? Bir soralım. Tek başına mı yaşıyor Rıdvan? Evde tek başına yaşıyor. Benim yanımda şimdi şu anda. Belki sen... Ay şimdi yanında da gece belki tek değildir. Hayır. Hayır size göstermez. Gece nereden bileceksiniz? Siz aynı evde yatmıyorsunuz ya. Aynı kapıdan giriyor. Niye göstermesin? Saklıyor belki. Evli ya şu an. O zaman buraya gelirsiniz. Burada takip edersiniz. Tamam Hacı amca sen Rıdvan'ı versene bize. Yok, niye gelmiyorsunuz? Tamam Hacı amca teşekkürler. Rıdvan'ı verir misin? Rıdvan Bey şu an tek mi yaşıyorsunuz siz? Tamam bir saniye tamam. Hacı amcamın evindeyim. Hacı teyzem de burada. Kusura bakmayın. Valla bugün size rahatsız ettim hakkınızı helal edin. Dur şimdi Hacı amcayla sonra konuşursunuz Rıdvan Bey. Evet tamam bir saniye ben sonra konuşursa ben konuşuyorum tamam. Susun sessizlik Rıdvan konuşuyor. Rıdvan konuştu mu ses keser şimdi. Bakın ablacığım. Namdar bir insansın. Yiğit ölür namdar. Dur bir dakika Ebru bir konuşsun. Ben gerisini falan söylemeyeceğim. Sadece olayın kopuk noktası nereden ben size onu anlatacağım başlayacağım. Evet. Tamam mı? Ablacığım ben Adana'da ev tuttum. Annemgilden anlaşamadı tabii bu şansın yüzünden. Annesi ama, bana ama şiddet uyguladı. Tamam beni vurdu evinde. Annemgilden. Tamam bir dakika. Annemgilden evinden ayrıldık. Başka bir ev tuttum eve geçtim. Neyse ben biraderimle sabah işe gittim. Kendi öz biraderimle işe gittim. Öğlen vakti geri geldim. Evet. Eve geri geldim ben. Eve geldiğinde ben o aralar annemgilden bunun yüzünden dargın olduğum için evet. Annemgile çocuğu göndermişti. 3 tane çocuğum buradaydı. Ben gittim işten erken geldim o gün. Saat 12'den önce gelmiştim. Baktım çocuklarım hep annemin yanında biliyor musun? Herhalde dedim çocukları görmesi için dedim anneme göndermiş dedim öyle düşündüm. Neyse ben çocuklara eve gittim mi? Gittiniz. Evde ablacığım tuttu. Evde tuttu. Gittim bir baktım kapının anahtarı üstünde. İçeriye geçtim içeride tabii evde bir tuhaflık olduğunu hissettim zaten ben. Baktım evet her şey ne gördünüz yine. İçeride ya. Bu yıkık dökük yeri gördünüz. Hayır bunu değil ben Adana'daki yerden bahsediyorum buradan değil. Ama siz o kadar uzun anlatmayın ben size sorayım öyle anlatın çok karmaşıklaşıyor. Ya, bir saniye uzun değil ben yani işin şeyini anlatacağım ben sana ablacığım ya bir saniye. Evet. Dinlemeyecekten kapatalım. Dinliyorum ben sizi ama o kadar uzun değil. Zaten telefonda bir şey söyleyeceğim Rıdvan Bey zaten buraya gelmiyorsunuz telefonla uzatıyorsunuz kesiliyor.
Yani biraz böyle ana konuyu anlatın bana. Ana konuyu. Tamam, kısa kes gideceğim. Evet, ana konuyu söyleyin. Ana konuyu söylüyorum işte ben. Ben geldiğimde evde Dyson'un oğlu kız kaçırdı. Ondan 2 ay önce. Evet. Dyson'un oğlu kız kaçırdı. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? 3 çocuğumu üstüme atıp 2 gün o da benim haberim olmadan. Haberim olmadan Hatay'a kardeşleriyle birlikte gittiler. Kız kaçırdılar. Yalan. Nasıl? Yalan efendim. Kız kaçırdılar. Var kız bu kaçırmada. Her zaman ya, madem ben kız kaçırdıysam niye sen benim aradın beni? Tamam, bir dakika Rıdvan Bey. Rıdvan Bey, bir dakika Ebru, bir dakika. Rıdvan Bey, bir saniye lütfen. Rıdvan Bey, şimdi sizin iddianız var, bir Ebru cevap versin, olur mu? Hayır, cevap istemiyorum ben. Hayır, cevap istemiyorum. Niye? Ben konuşayım, ondan sonra cevap versin. Tek tek. Aklına sen yatsın. İki gün önce canlı yayın yapmışsın. Elin kızlarını, avratlarını aldım. Onları ben savcıya, hakime sunmadım, avukatıma bizzat gönderdim. Sen nasıl milletin kızının namusunu alıp bırak? Seni yemin ediyorum, ahdım olsun Türkiye'nin önünde. Sinirlendin. Abla, buna hiç kimse ailem yapmadı. Dayımın ailesi sahip çıkmış, ses çıkartmadı. Bunlar halamın çocukları kimse yapmadı. Bunun yaptığı buna kar kalmış. Öyle söylüyor canlı yayında. Benim yaptığım kar kaldı. Ne canlı yayını bu böyle? Ben avrat aldım, Birgül'ü aldım, Pınar'ı aldım, Ebru'yu aldım. Evet. Yapıp atıyormuş. Bu ne erkeğim diye geçiniyor musun? Ne videosu bu Ebru? Facebook'tan yapmış, canlı yayın yapmış. Tamam, canlı yayın yapıp hava mı atıyormuş ben bu kadar? Ben yiğidim. Yiğit ölür, namık alır demişsin ya. Sana tamam, yiğitliği göstereceğim Ebru, ben. Ebru, bir saniye. Ablacığım. Gel, ben buraya senden boşanacağım ablacığım. Diyor musun bana? Gel buraya boşanalım çocuklarımı ver. Ablacığım. Git kim alırsan al kardeşim. Yapmamdan kurtul artık. Bir dakika Ebru, bir saniye dinleyelim. Bir dakika Ebru, Ebru bir saniye. Ya ben gerekirse burada adli tıfa gideceğim, tamam mı? Ebru. Dinleyecek misiniz? Psikiyatri nereye gideceğim? Ebru. Nereye gideceğim ben? Ebru, duyamıyorum. Bak, evet, ben duyamıyorum ama. Rıdvan ya, Bey. Abla sen beni dinlemiyor ki. Sen onu kazmışsın ilişkinden beri onu dinliyor zaten. Yeter. Dinleyecek mi dinlemeyecek tamam. mi beni? Rıdvan Bey sinirleniyor ya. Susturmakta zorlanıyorum. Ben de susturmaya çalışıyorum. O, onu alalem, elli alem bir araya gelse susturamaz. Sen, sustu bak şimdi. Sen hiç yapamazsın abla. Siz de ikiniz de birbirinize aynısınız. Sen susturacaksın. Tencere kapak, ikiniz de konuşuyorsunuz böyle. Bir şey söyleyeceğim şimdi Rıdvan Bey. Siz diyorsunuz ki birlikte kız kaçırdılar. Asıl sizin ilişkinin kopuş noktası ne oldu? İşte ben sana onu söylüyorum abla. Evet. Hani buna canlı yayın yapmışlar, küfür etmişler. Benim emmi orada aradı. Dedi ki ne bak dedi, senin dedi hanımın nerede dedi. Dedim o zaman daha sonra geldik geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz. Hem kardeşi hem de kardeşi de kaçırdı. Kardeşi de kaçırdı. Aynı gün kardeşi de kaçırdı. Evet. Tamam. Ya kaçırmayı boş verin. Siz tamam, evliliğinizdeki durumu da anlatın. Hemen camiden şey para geçeceğim. Hani dinlemek fazla şey. Göreceğim ben. Ben ablacığım dedim ki bak dedim. Karşı taraftan birileri çıkmış kim olduğunu tanımıyoruz. Bak dedim sen dedim ismini geçiriyorlarmış. Kim bunlar dedim. Sen dedim bu kızın kaçmasına dedim, senin parmağın olduğunu söylüyorlar. Ya arabada trafikteyim. Trafikteyim. Arabanın otomatik kilitlerini kilitlemişim. Eğer o kilitleri kilitlemesem kapıyı açıyor otoyolda kendini atacak. Yalan Allah verir kendini atsa. Öyle bir şey yapıyor musun yalan Ebru? İlk kurtu, ilk diyecek yine, ilk diyecek yine. Kurtulsa arabadan kendini atıp diyecek yine. Kurtulursa Rıdvan bitti. Diyecek yine Rıdvan beni arabadan aşağı at. Allah korusun çok gün o kilitler açılmadı. Rıdvan Bey ben şunu merak ediyorum. Sizin evliliğinizde diyorsunuz ki Ebru herhalde çok öfkeliydi ki böyle kendini atacak falan. Yani bu normal bir şey değil de bu evliliğin içinde asıl kopuş noktası ne oldu? Ne oldu işte oraya geldim. Ben dedim ki ablacığım bak. Evet. Ben dedim internet kullanmayacaksın. Facebook yok. TikTok yok. WhatsApp yok. Zaten tamam, senin yanında yok kullanmıyordum. Bak, tamam. Sana dedim ki bir dakika Ebru yok demiş ne olacak? Konuşuyor diye ben onlara canlı yayın yapacağım. Sen de dedin ki canlı yayın yap. Küfür et bunlara. Yap dedin. Dur bir dakika ben anlamıyorum ki. Geri çekildim bir de. Sen Bey. Benim dayımı. Dayı evet. Senden özür diliyorum. Ellerinden öperim. Ben sana küfür etmeyecektim. Hep benim kocam yaptırdı. Bir de geri çekildim. Ebru bir Rıdvan Bey zaten zor duyuyorum ben. Rıdvan Bey tamam siz internet, sosyal medya tamamen kaldırıyorum dediniz. Sonra ne oldu? Ne oldu? Ben işe gidiyorum, evden çıkıyorum, işe gidiyorum. İşten eve çıkıyorum, evden çıkıyorum, işe gidiyorum. Ben evden çıkmamla 5 dakikada telefonumda TikTok, WhatsApp, Facebook. Aa, yani siz aslında sosyal medyaları karar verdiğiniz halde kapatmaya Ebru Hanım tekrardan açtı. Ona mı kızdınız?
bir de ne yapıyor? Ben işe gidiyorum ya. Misal diyelim aradan bir saat geçti. Rıdvan neredesin? İşteyim. Ne yapıyorsun? Bir müşterinin yanındayım. Ne zaman geleceğim? Bir saate kadar geleceğim. Bir de beni deniyor. Hani ben eve ne zaman geleceğimi öğrendiği an telefondan Facebook'u, WhatsApp'ı, TikTok'u. Sen telefonumu 3,5 milyar telefonumu sattırdın. Ne? Çamaşır makinesi aldırdın. Ben ödeyeceğim dedin. Benim boynuma bıraktın borcu. Ebru, ben bir şey merak ediyorum. Ebru bırak şimdi bıraktın. Parayı başka konuşalım. Senin yanında ben Ebru, telefonum Ebru. Şurada benim abla. Bir dakika bak. Benim ben bir şey sorduğumda bana cevap ver lütfen. Şunu soracağım. Ben. Sana evet. Gerçekten Rıdvan kapat bu sosyal medyanı dedi mi? Dedi abla yanında geldi. Sen niye açtın? Hayır. Onun yanındayken ben kullanmıyorum. Eşinden ayrıyım ama diye. Ama işe gidince kullanıyor musun? Hayır yalan söylüyor abla ya. İşe gidince açıyor hemen ya, diyor. Ya tarihleri belli olsun. Çektiğim yeni video gösterdi ya size. Peki onlar kavga iki bundan ay önceki, mı çıktı? İki ay önce ben eşinden ayrıydı değil miydim? O zaman çekmiştim. Peki sen bu videoları koydun ya bunlara mı kızıyor da dans ederken? Evet evet bu benim gözümde beledir bilmem nedir söyledi. Ben de bir sorayım bakayım ediyordum. Rıdvan Bey. Tarihi bu... belli bakın tarihi Rıdvan belli. Rıdvan Bey. Siz bu oynama videolarına mı kızıyorsunuz? Saat geçmeden canlı yayın yapmış. Tekrar Facebook grup canlı yayın yapmış. Kız kaçırdı. O kızı kaçan tarafa yine ağzı alınmayacak küfürler etmiş. Biz onu biliyoruz zaten. Kötü sözler evet, söylediğim evet, bir video o, var. Evet, yaptım zaten. O değil, o İntihar değil. Bu çünkü ben yapmadım şeyleri. Ya sen onu bırak. Onu bunu geç. Konuna gel. Mevzuyu anlat. Söylüyorum ben. Olayı ben anlat. Ne yaşamıştık onu söyle. Doğruları konuş. Şimdi onu soracağım. Ebru bir dakika. Rıdvan Bey. Rıdvan Bey. Şimdi ben ya. Anladım. Siz sosyal medya açma dediğiniz halde açtı Ebru. Sonra ne oldu? İşte ne oldu? Ben cevap verdi. Ben de eve geldim. Sinirlendim. Benim yine bir amma oğlum bana dedi ki böyle yapmıştı. İnsanlara küfür ediyor. Eve geldim. Allah şahidindir hiçbir şey söylemedim. Çamaşırlarımı aldım. Bana evde ait bana kıl kıyafetini alası bir vazinin içine evet, koydum. Evet terk edip Aksaray'a inme kaçtı. Kadının yanına gitti. Aldınız eşyalarınızı. Evet. Aksaray'a geldim. Hep buraya geldim. Hemen kaçtı. Kendime bir yer tuttum. Şu anki evi tuttum. Oturdum. Şu anki evi tuttum. Yani evi siz tuttum. O sırada terk ettiniz Ebru'yu öyle mi? Eşyaları toplayın. Evet terk ettim ya. Terk ettim. Al dedim. Çocuk hep senin olsun dedim. Yani sonra artık bıktım dedim ya. Peki hani bir şey söyleyeceğim. Hani eşyalarınızı alıp gittiniz ya Rıdvan Bey. Rıdvan Bey. Ay bu ne böyle iki tarafta makineli tüfek gibi bir dakika. Allah Allah ya hiç beni de dinlemiyorlar. Şimdi şunu soracağım. Siz eşyalarınızı toplayıp hemen ev tuttunuz ya nasıl bu kadar hızlı evi buldunuz? Hazır mıydı o ev? Hemen çabuk. Ya hayır o da benim şansım oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.